مر طلحة بطارق في غرفته ووجده يؤدي صلاة العصر فيها فنصحه بأن يصلي في المسجد ليستحق ثوابًا أكبر عند الله وذكر له حديث الرسول صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. شكر طارق طلحة على هذه النصيحة وقال له: لقد دللتني على فعل الخير وحضضتني عليه فعرفت ان ثواب صلاتي في بيتي يقل عن ثواب صلاتي في المسجد مع الجماعة وظل طارق بعد ذلك يستعد للصلاة عند الاذان ويصلي ve yusalli salavatil hamse fil mescidi Evet. Tercüme edelim. Talha odasında Tarık'a uğradı. Ee, onu onu orada yani odada ikindi namazını kılar halde e, buldu. efendim yani burada buldu e, kaybetmedi ki bulsun. O zaman anladı gördü diye, diyeceğiz. O'nun odasında, odada ikindi namazını kıldığını gördü. Hı, efendim. E, hemen fe, nasahahu, bi'en yusalliyet diye devam ediyor. Allah katında daha büyük bir sevap e, hak etmek için camide namaz kılmasını e, önerdi ona, tavsiye etti. Ve ona e, peygamberin hadisini yani şu peygamberin hadisi e, efendim zikretti. Peygamberimizin hadisi neymiş? Salatul cemaati diye başlıyor bu. Evet. E, cemaat namazı, biz cemaatle kılınan namaz deriz genelde. Cemaat namazı, efendim e, tek başına kılınan namazdan 27 kat, 27 seviye, 27 derece daha üstündür. E, efendim. Tarık bu nasihattan dolayı Talha'ya teşekkür etti ve ona dedi: Telelteni bana e, iyilik yap bana iyilik yapmayı e, gösterdin yani e, bana iyilik yapma konusunda kılavuzluk yaptın e, ve e, beni ona teşvik ettin. E, bu sayede F sonuçta F. Ben evimde e, kıldığım namazın sevabının cemaatle birlikte camide kıldığım namazın sevabından e, az olduğunu öğrendim e, efendim. E, Tarık bundan sonra yani bu olaydan sonra e, Tarık e, ezanda. E, efendim ezan okununca e, namaz kılmak için e, efendim e, hazırlanmayı ve her zaman e, beş vakti camide e, kılmayı sürdürdü. Camide kılmaya devam etti. Valle e, efendim burada süreklilik bildiren bir fiil olarak kullanmıştır Yaptığım çeviriyi nasıl yaptım? Ögeleri ayırarak. O zaman ögeleri ayıralım. Daha sonra kelime bilgisine geçeriz. Merra talhatu bi tarikin fi gurfetihi. Talha, Tarık'a odasındayken uğradı. Talha, odasında Tarık'a uğradı. Ee, efendim. Burada Talha, Merra'nın faili. Efendim, taimer bu alması e, onun müennes olduğunu göstermez. Bir tarık mefulün bir sarıydır. Yani fiil, fail, mefulün e, bi sarı Fi gurfetihi ifadesi ise arkadaşlar mefulün fiil değil hal ögesidir. O yüzden e, öge değerini ben Türkçeye yansıtmaya çalıştım ya Talha tara odasınday olduğu halde odasındayken uğradı. Yani fi gurfetihi Tarık'ın hal ögesidir. Efendim, Fiil, fail, mefulim, gayrı, sarı, halögesi. Vecede hu. Cede, efendim e, hani e, e, zam fiilleri e, grubu demiştik ya. Zanne ve benzerleri gibi. İşte onlar çift nesne alabiliyordu. Çünkü buradaki vecede tek nesne alan normal bir fiil değil. Kaybettiğini bulduğu anlamında değil. Efendim, eğer öyle olsaydı tek nesne alırdı. Bu kalbi bir fiil olmuş oluyor. O, onu odasında ikindi vakı, ikindi namazını eda ede e, eda ettiğini gördü. Efendim, eğer bunu biz vacedeyi bulmak anlamında düşünürsek e, tek nesne e, veririz. Vaceda hu'daki hu onun nesnesi olur. Geri kalanı da Halögesi olur. Türkçe çevirisi ne e, uygun bir e, cümle çözümlemesi olur. E, fakat vecedeyi zannenin benzerlerinden e, çift nesne alan bir fiil olarak görürsek hu vecedenin birinci, geri kalanın da ikinci nesnesi olur. E, çift nesne aldığında o vecede türü fiillerin e, bu çift nesnesi müddede haber orijinalidir. Efendim. Evet. E, az önce yapmış olduğum e, her iki açıklamada e, bunun için e, geçerli olabilir e, efendim diye düşünüyorum ben. Yani onu e, orada ikindi namazını eda eder halde buldu. O zaman e, birin e, hu birinci nesne, geri kalanı hal olur ya da onun e, orada ikindi namazını eda ettiğini anladı, gördü. O zaman da e, bunlara birinci ikinci nesne deriz. Ona nasihat etti. Ee, burada nasaha fiil e, faili gizli hu mefulim bih ögesidir. Bir enne ile başlayan ifade efendim onun mefulim bih gayrı sarihidir. E, Bir en yusalliye fil mescidim. E, efendim li yestahikka seveben ekberi indallah ifadesi ise e, şuradaki yusalli fiilinin niçinidir. O zaman şunun tamamı mefulün bir gayri sarıhtir. Çünkü şu bunun içerisindeki bir öge. Yusalli'nin bir ögesi. Fiil, fail, meful ve mefulün bir gayri sarih. Mefulün bir gayri sarih karmaşık bir yapı. O zaman kendi içerisinde ögelere ayıracağım ben bunu. Yusalli fiili efendim enden dolayı mansup olmuş. Bunun faili takdiri hu olan gizli bir zamir fil mescid yusalli'nin mef'ulün fi hegesi li yestahikka sevaben عند indallahi ifadesi ise yusalli fiilinin mef'ulün li eclihi ögesi. Efendim buradaki yestahikka gizli bir en ile mansup olmuş. Çünkü li bir harf içerdir. Harf içerden sonra isim gelir. Cümle geldiğinde onu mastarlaştırmam lazım ki isimleşsin o yapı. E, bu bu li liyecli ögesi de kendi içerisinde ögelere ayrılıyor. Yestahikku fiili faili gizli sevaben ekber indallahi ifadesi ise mefulün bir ögesidir. Buradaki ekbera sevabın birinci indallahi ise sevabın ikinci sıfatıdır. Hepsi yestahikanın mefulün bir öbeğidir. Zekara fiil faili gizli takdiri huvedir. Lehu mefulün bir gayrı sarih hadis-i resuli bu da mefulün bihtir. efendim, e, sarih olan mefullere sadece mefulün bih diyorum. Evet. E, burada hadis-er resul ifadesi e, mefulün bihtir. Bu mefulün bihten gelen bu sonra gelen bu cümle ise bu hadis-er resul terkibinin bedelidir. E, Bedele mutabık türünden. Şimdi bunu da tırnak arası söz. Kendi içerisinde ögeleri ayıracağım. Salatul cemaati Müpteda, e, o zaman geri kalan da haberdir, e, efendim. E, cemaat namazı, cemaat kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece, 27 kat daha üstündür, daha erdemli, faziletlidir. E, burada bir durum var, özel kullanım var, bahsedeceğim ondan. Kelime bilgisi verirken, şunun hepsi e, haber haberöveyidir efendim. Şekere fiil, Tarık fail, e, Talha, mefulün bir hügesi, ala hadi nasihati, bunu mefulün bir gayri sarı sayabileceğimiz gibi, mefulün liyecliği de sayabiliriz. E, efendim. Ama Türkçe'ye tercümesi Tarık, bu nasihat, Tarık Talha'ya bu nasihatine teşekkür etti. Ya da Tarık bu nasihatinden dolayı Talha'ya teşekkür etti. E, i̇kinci yaptığım çeviri daha uygun fiil, fail, meful, mefulün bir gayri sarih ya da daha yakın olduğunu düşünüyorum. Mefulün liyeclihi denilebilir. Kale lehu fiil, ka, e, faili, e, gizli, lehu mefulün bir gayri sarihtir. E, bu tırnak arası söz, yani söylediği söz, mefulün bir öbeğidir. Bu da cümle olduğu için kendi içerisinde delel fiili, te faili, ni ise mefulün bir Ala fiil el ise mefulun bi gayri sarih ögelerinden oluşuyor. Hadat fiil t fail ni mefulun bi aleyhi bu da mefulun bi gayri sarıhtır. Bir fiilin müteaddi olabilmesi için bir tane e, mefulun bi alması yeterlidir. Mefulun bir gayri sarih alması onun müteaddi olduğunu göstermez. Ama bir tane mefulun bir alıyorsa kaç tane artı mefulün bir gayri sarıya alırsa alsın o Araf Araftu fiili efendim fiil failden oluşuyor. Fi, araf, fiil, tu, fail. Geri kalanı da efendim sonuna kadar mefulün bih öbeğidir. Nitekim enne ile ma, maslara dönüştürülmüş. Şimdi ben bunu kendi içerisinde ögelere ayıracağım. Enne geldiğine göre bu bir isim cümlesidir. Peşinden gelen yapı e, isim cümlesinde iki ögesi olur. Sevebe salati fi beyti ifadesi bütün olarak ennenin ismi geri kalanı da haberidir. Haber de fiil cümlesi olduğuna göre kendi içerisinde ögeleri ayırmam lazım. Yakıllı fiil, faili gizli, an sevebe salati fil, mescidi e, mesci ifadesi mefulun bi. Gayrı sarihtir bütün olarak meal cemaati ise şuradaki salat e, bağlantılı olmak üzere hal, ögesi, hal ögesidir. Salahat bir e, mastardır. Mastarlar fiil gibi cümle ögesi alabilir. Zalle e, Tariqun ba'de delke. Ba'de delke mefulün fih'tir. Tarık Zalle'nin ismidir. E, efendim Zalle müpteda haberden oluşan isim cümlesinin önüne geliyor. Tarık Zalle'nin ismidir. Yestaitu ile başlayan sonuna kadar e, gelen bu ifade ise Zalle'nin haberidir çünkü isim cümlesinin başına gelir dedik. Ama haber de fiil cümlesi hatta atıflı e, olduğuna göre bunları da kendi içerisinde ögeleri ayırt etmem lazım. Yesteytu <laughs> eee fiil, faili bunun gizli. Lisstalaati indel ezeni. Efendim. İndel ezen, nama ezan okunurken demek. Ne zaman sorusunun cevabı. Lisstalaati <laughs> niçin sorusunun cevabıdır? Meforu niye ögesi. Yusalli fiil Faili gizli Es salavatil hamse e, Efendim bu mefulün bih e, Fil mescidi mefulün fi Değmen o da mefulün fi Ama hepsi daha önce söylediğim gibi Dallenin e, haberidir Bu şekilde Ögeleri ayırdıktan sonra Kelime bilgisine geçelim Efendim Merra uğramak demek e, Yanından geçmek demek e, e, Kime uğramak Sorusunun cevabını bi ile verir e, bu merra, merra kökünden gelen mudaf bir fiildir. Merra-yemurru-murur. E, efendim. Olduğuna göre mazi muzarelleri e, demek ki bu lazım bir fiil ve birinci baptan geliyor. Lazım bir fiil. Birinci baptan geliyor. E, gurfe, oda, guraf, e, odalar demek. O, efendim. Et de fiili eda etmek, yerine getirmek demek e, nesnesine göre farklı anlamlar alabilir. Namaz dediğimizde namazı eda etti yani namaz kıldı. Borç dediğimizde borcu ödedi. E, efendim el vacip dediğinde e, efendim görevi yerine getirdi. El vazife dediğimizde yine görevi yerine getirdi anlamlarını e, verir. Müteaddidir. Bu ilk harfi açısından baktığımızda mehmuz son harfi açısından baktığımızda ise nakıs bir e, fiildir salet kelimesi salavat şeklinde efendim çoğulu yapılır asır e, efendim ikindin demek e, tabi yüzyıl yıl e, çağ anlamında da kullanımı vardır nasaha fiili nasaha hu bihi e, şeklinde kullanılan efendim müteahhit bir fiildir Bakınız ne, direkt nesne alıyor. Bu e, muzaresi yansahu e, şeklinde nushun, mastarı gelebilir. E, ve üçüncü baptandır. Salim bir fiildir. Salle, e, efendim, tefil babından, e, sale ve kökünden, e, tefil babından nakız bir fiildir namaz kılmak anlamında e, gelir. Mescit e, secde edilen e, yer e, bunun çoğulu mescid. mescid ve cami olarak kullanılır. Sevap e, sevap demekti. E, efendim hakka kök harflerinden oluşan istifal babında mudaf bir fiildir. İşte hakka yestahikku istihkak bu nesnesini direkt aldığı için müteaddi olduğunu e, söylüyoruz yani buna hükmediyoruz zekera e, yaz kuru bu birinci babdan e, anmak zikretmek söylemek e, demektir müteaddidir, salim bir fiildir hadiz e, efendim hadiz e, şeklinde e, söz anlamına gelir Evet. Şimdi burada Eftalu e, e, Hani söylemiştim özel bir kullanım Vardı ya Eftalu minhu diye bir kalıp var Ondan daha üstün Daha erdemli daha faziletli demek Bundan sonra bu ifadeden sonra Şu kadar Şu kadar şeklinde bir miktar Rakam filan oran Belirtilirse arkadaşlar Lütfen o oranın başına bi getirin Bi 70 ve işriyine dereceden. Mesela ben senden daha büyüğüm diyoruz değil mi? Ekbero minke. Senden büyüğüm. Ene ekbero minke. Peki eğer bunun sonuna şu kadar diye bir oran zikredeceksek mesela bir yıl diyeceksek efendim lütfen bunun başına bir getirelim. Bir senetin. Ben senden bir yaş büyüğüm. efendim iki diyeceksek efendim başına bir getirip Tabi bi'den sonraki ismi de cerretmemiz gerekiyor. Bir seneteyin. Ben senden iki yaş büyüğüm. iki yıl büyüğüm. Demek ef'alü minhu bi. Hatta bu sadece burada değil. Mesela ben senden e, şu kadar e, süre sonra çıktım. Ya da şu kadar süre önce geldim gibi ifadelerde de işte bir şeyden şu kadar önce sonra. Bu gibi yerlerde de lütfen o miktarın başına bir harf getirelim. Mesela kharajtu safi sınıftan çıktım. Ba'deke senden sonra. bir dakikatin derseniz senden bir dakika sonra çıktım. Ve isterseniz bunu gableke de diyebilirsiniz. Gableke bir dakikateyni mesela senden iki dakika önce çıktım. Ne kadar önüne bir getiriyorsunuz. Şekera fiili teşekkür etmek demek bu birinci baptandır. Yeşkuru, şukrun bu nesnesini şekerahu şeklinde direkt alabileceği gibi e, şekeralehu e, şeklinde de alabilir. Kime sorusunun cevabını ke eşkuru leke şeklinde ifade edebilirsiniz. Efendim kime teşekkür ediyorsunuz? Söylediğimiz gibi direkt olarak gelebilir ya da lehu şeklinde gelebilir. Ama teşekküre e, sebep ne? Hani hangi dağda kurt oldu? Niye teşekkür ediyorsun? İşte bunun cevabını ala ile getiriyoruz. Eşkuruke sana teşekkür ederim. Ale taami yemek için. Ale şey çay için. Ala ale ziyareti ziyaret için. Efendim. Delle fiili e, bu da e, mudahaf bir fiildi. Delele kök harflerinden oluşmuş. Bu birinci baptandır. Yani muzarisi yedullu şeklinde gelir. E, Mastar ise delele tundur. Bunun kullanımı tam kullanımı dellehu aleyhi şeklindedir. Dellehu aleyhi ona, ona ona kime sorusun cevabı şunu gösterdi. Yani ona efendim şu konuda kılavuzluk yaptı. E, işte, kime sorusunun cevabını eee direkt al, verir delle. E, peki neyi gösterdi gibi neyi sorusunun cevabını ise ala ile verir. E, mesela delle Hasenun e, Aliye ala beytihi. İşte Hasan Ali'ye e, evine e, evini gösterdi. E, efendim a, diyebiliriz burada göstermek, kılavuzluk yapmak demek. Delil zaten kılavuz anlamında kullanılıyor. Kılavuz, rehber. E, efendim. Hatta diye bir fiil var. E, hatta yahuddu, haddun. E, efendim. Bu da delle fiili gibi yine birinci bapta gelir e, ve müteaddidir. E, bunun kullanım masları haddun, teşvik etmek demek olup e, kimi haddahu e, neye teşvik etmek cevabını Ali verir onu ona teşvik etti e, cesaretlendirdi e, efendim demektir arife bu ikinci vaptan yarifu marifetun tanımak bilmek demek e, nesnesini arafehu şeklinde direkt alabileceği gibi nitekim meten metinde öyle. E, arafe bihi şeklinde de efendim alabilir. Neyi kimi tanıyorsun biliyorsun başına bir getirebilirsiniz. Getirmeye de bilirsiniz. Getirmezseniz müteahhiti getirirseniz lazım bir fiil e, olmuş olur. Galle yekillu efendim ikinci baptan lazım bir fiildir. Gilletun az olmak demektir peki? Neyden az olmak diye bir soru sorarsanız yakıllu kalle anhu ondan az olmak e, anlamını verir. Bakınız direkt nesne almadı. O yüzden lazımdır dedim. Nasihatun diye bir orada sözcüğümüz var. Bunun öneri, nasihat, tavsiye demek. Çoğulu nasaih şeklinde efendim e, gelir. buradaki zallenin dördüncü babdan geldiğini hatırlatalım nitekim e, soru cümlelerinde de geçiyor Zallenin aslı e, efendim açılmış hali zaliledir bunu en azami çekiminde e, rahatlıkla görebiliriz zaliltu deriz çünkü de bu adede kök harflerinden istifal babında bir fiil efendim <laughs> isteate li bir şeye hazırlanmak, bir şey için hazırlanmak demektir. İstihat delil imtihani sınav için hazırlanmak ya da sınava hazırlanmak anlamına verir. Salle fiili e, efendim tefil babından sale ve kök harfından namaz kılmak anlamında e, bir fiildir. E, efendim es salavatil hams burada 5 günün beş vakti e, günü, günün beş namazı yani beş vakit namaz demek olup mefulün bir ögesidir. Daimen her zaman hep daima anlamında efendim bir e, zarftır. Evet, bu da fiilleri çıkarın diyor. Biz e, tüm fiilleri çıkardık. Bablarını söyledik. Tercümesini yaptık.